Annem. Herkese merhaba. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Biz bugün dansla başladık. Ondan sonra ben komple evi temizledim. Dün yapamamıştım. Cumartesi köpürtme günüm benim biliyorsunuz. Bugün yaptım, pazar günü. Temizlik vlogu çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü bir tane sapık da dalmış YouTube'a. Bütün temizlik videosu yapan bayanları taciz ediyor. Sapık mıdır nedir? Vallahi çözemedik ne olduğunu. Birkaç kişiden daha duydum. Burada arkadaş olduğum YouTuber arkadaşlarım var. Onlara da hep denk geldim. Onlarda da aynı sorun var. O yüzden temizlik vlogu çekmemeye karar verdim. Yani ne anlıyorsunuz? Elimizde bezle temizlik yapıyoruz. Üstümüzde eşortman. Yani ne anlıyorsunuz? Nasıl bir duygudur? Nasıl bir hazdır? Nasıl bir psikopatlıktır, aptallıktır, sapıklıktır bu. Çözmüş değiliz. O yüzden temizlik videosu paylaşmamaya karar verdim. Temizlik blok çekmiyor musun? Kocam deçe. Ay sapık da dalmış aşkım ya. Manyak mıdır nedir milleti taciz ediyor. Yok üstündeki eşortman çok güzel. Yok ne zaman çekeceksin bir daha temizlik bloğu. Yok bilmem ne. Biraz daha yeri süpürsene. Salak salak ne anlıyorsun Allah aşkına ya. Aptal aptal. Milleti taciz ediyor. Ben bir temizlik biliyorum. Zaten temizlik yani bütün kadının yaptığı şey neyini çekeyim. Ama evim tertemiz oldu arkadaşlar. Vallahi ben gerçekten temizliği çok seven bir insanım. Yıldırım da burada şahit. Ben temizlik yapmadığım zaman ateşleniyorum. Hasta oluyorum. Bir de kafasına vuruyor temizlik yapmıyor. Kucağımda. Gerçekten ateşleniyorum yani hasta oluyorum. Böyle psikolojim bozuluyor. Çok mutsuz oluyorum ama şu an evim mis gibi. Çok da güzel şey yaptık. Camları falan da açtık. Evimizde hava aldı. Ondan sonra böyle yani kızım bana kıt kıt yediriyordu. Öyle yerlerde yuvarlanıyoruz, oynuyoruz. Değil mi annem? Gel bir tarım. Gel 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 gel. Gel bir tarım gel. Öyle. Ay şu üstündeki tulum o kadar hoşuma gidiyor ki bizi eski takip edenler bilirler. Bu tulumun yeni doğan bedenini almıştım Güneş'e. Hastaneden ilk eve geldiğinde onu giydirmiştim. Tabii o zamanlar babamız Güneş'in yüzünü göstermeyi yasakladığı için Güneş'in yüzünü gösterememiştim. Ama çoğu resimlerde hep bu tulum var. Şimdi bunun büyük bedenini buldum. Hemen aldım. Modeli çok hoşuma gidiyor. Ne oldu anneciğim? Karşı komşum Nurgül terazi burcu. Benim kızım da terazi burcu. Dün parkaydık. Ay bana diyor ki terazilerin bu hafta diyor dengesiz haftası. Olur olmadık şeylere ağlarlar. Ağlama sebeplerini kendileri bile bilmezler. Haberin olsun diyor. Güneş de öyle birdenbire oynarken. Bak şimdi gülüyor. Birdenbire oynarken böyle mıkırdan başladı. Ortada hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Sarılırken ağlamaya başladı. Bu böyle bir bu hafta böyleydi. Ha, bir sarılır zaman sarılalım gel. Gel sarıl. Gel sarıl sarılalım. Merhaba. Derken gülüyoruz işte böyleyiz. Ben biraz kızımla ilgilenip sanırım onun uykusu geldi. Öğlen uykusu moduna girmiş olabilir. O yüzden de mıkırdanıyor olabilir. İlerleyen dakikalarda, saatlerde yine geliriz biz. Görüşürüz. Bir şey demek ister misin? Görüşürüz. Üşüdüm. Ay ilk defa üşüdüm gerçekten. Evin bütün camlarını açtım. Yıldırım da uyuyor, güneş de uyuyor. Hazır dedim onlar uyuyorken çünkü Yıldırım çok uyuyan, çok üşüyen bir insan. Hazır dedim onlar uyuyorken evin her yerini havalandırayım. Bütün camları açtım. Dondum. Hava çok soğuk. Gündüz çok güzeldi ama biz fırsat bulup dışarı çıkamadık. Hem benim temizliğimden dolayı hem de ne bileyim ya çıkasım da gelmedi açık konuşmak gerekirse.
Yemekti, bilmem neydi falan filan, fırsat bulamadım. Şu işimi de yapayım çıkarım, şu işimi de yapayım çıkarım diye diye kaldım. Güneşin mindere. Havaya baksanıza. Çatalca'ya kış çok erken geliyor, çok. Yaz da çok geç geliyor. Buranın öyle bir şeyi var, öyle bir sorunu var. Aşağıda mesela dün kafese gittik kahvaltıya. Yıldırım tişörtle oturdu, biliyorsunuz dünkü vlogu seyredenler bilir. Yıldırım tişörtle oturdu yani, ama yukarı çıktık, bildiğiniz montlar, bereler, bilmem neler falan. Yani bu Kiptaş'ın manzarası inanılmaz güzel. Evimi çok seviyorum. Maşallah, subhanallah. Ama soğuk. Soğuk yani. Ah işte böyle. Güneşli Yıldırım uyuyor. Benim de bilgisayarda işlerim vardı. Kaç gündür edit yapmıyorum. Ondan sonra yapmam gereken editlerim vardı. Yine kendi kişisel ticari işlerim vardı. Onları hallettim. Bir kahve yaptım kendime. Harika. Ondan sonra dedim videomu açayım. Size güncelleme yapayım. Durum güncellemesi. Güneş neredeyse uyanır. Yaklaşık bir saatte, 1,5 saattir uyuyor. Şunu da yine buldum. Bu da emzirme önlüğü. Emzirme örtüsü. Bunu da dolaba resmini çekip koyacağım. Güneş'in şu botlarını çok seviyorum. İçi mifloğlu falan, çok güzel, çok hoş. 20 numara aslında ayağına tam, ama nedense çocuğun ayağında dönüyor. Yani şöyle durmuyor. Bastığı zaman böyle dönüyor. Kayıyor mu içinden, ne oluyor bilmiyorum. Bunu da koyacağım dolaba, tertemiz yani. Hiç bir kere falan giydirdim. O da evin içinde giydirdim. Onun da resmini çekip koyacağım. Bir türlü fırsat bulamıyorum. O kadar yapmam gereken İş var ki arkadaşlar ya, o kadar çok iş var. Bakın size sayayım yani. Bir kere ev temizliği her gün fix, mecburen yapmak zorundayım. Hijyen önemli yani, temizlik önemli. Ben temizliği, düzeni seviyorum yani, yapacağım yani onu. Alternatifi yok. Yemek yapmak zorundayım. Ev işlerini bir kenara koyuyorum. Sizinle birlikte zaman geçirmeyi çok seviyorum. Her gün çekim yapıyorum sizlerle bir arada olmak için. Bunların montajı var. Bunların montajını yapmak zorundayım. Balon toptancısıyım. Balon Instagram hesabıma güncel balonları yüklemem gerekiyor. Dolar aldı başını, koşa koşa aşağı alaya çıktı. Fiyatlarımı güncellemem gerekiyor. Web sayfam var, biliyorsunuz. Online satış sayfam var. E-ticaret yapıyorum aynı zamanda. Oraya resim yüklemem gerekiyor. Fiyat güncellemesi yapmam gerekiyor. Kampanya vermem gerekiyor. Ivır zıvır. Onun dışında dolap uygulamam var, biliyorsunuz. Dolap uygulamasına satış ürün girmem gerekiyor. Her gün düzenli olarak en az 3-4 tane ürün sokmam gerekiyor ki satışlarım olsun. Şu anda dolabımda sanırım 380 küsür ürünüm var. Bunların hepsini aktif bir şekilde kampanyaya sokmam gerekiyor. Dolap uygulamasının kendi içerisinde kendinin yapmış olduğu işte %10'dan %70'e kadar indirimler yapıyor, biliyorsunuz. Dolap uygulaması kullanıyorsanız, kahvemi de içeceğim. Çok affedersiniz. Onları kampanya sokmam gerekiyor ki satışlarım artsın. Onun dışında Instagram hesaplarım var, biliyorsunuz. Çatalca Güneşi, Sedoş Home, Seda ile Güneşli Günler. Bunların aktif kullanmam gerekiyor ki organik takipçi gelsin. Reels videoları çekmem gerekiyor. Ya organik takipçi kazanmak istiyorum. Bu hem YouTube izlenmelerimi arttırır, hem Instagram'da daha fazla kitlelere ulaşmış olurum. Neden bu kitlelere ulaşmak istiyorum? Şu sebepten dolayı. Instagram sadece Instagram değil, sosyal medya aslında hem çok kötü hem de çok iyi. Kötülüğü şu, kendini kaybeden çok art niyetli olan çok kötü insanlar var. Kötü gözle bakan insanlar var. Ama bir o kadar da çok iyi niyetli.
Gerçekten düzgün, güzel ahlaklı insanlar da var. Ben sosyal medya sayesinde çok güzel arkadaşlıklar edindim. Yani burada bile beni izleyen çok güzel insanlarla Instagram'da yazıştım, sohbet ettim, dertleştim. Yani birbirimize yardımcı oluyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Benim bilmediklerimi onlar söylüyor, onun bilmediklerini ben söylüyorum. Yeri gelsin sokakta karşılaşıyoruz. Bir fincan kahve içiyoruz ki geçen gün böyle bir şey oldu, size anlatmıştım. Yani seviyorum sosyal medyada zaman geçirmeyi ve zaten ben buradan para kazanıyorum. Benim işim e-ticaret. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden para kazanıyorum, biliyorsunuz. Ne kadar biraz ben böyle fazla ticari kafa düşünüyorum. Yani tüccar bir kadınım sonuçta. Ne kadar çok takipçiye ulaşırsam, ne kadar çok organik takipçi, o kadar çok müşteri potansiyeli demek aslında. Yani benim e-ticaretteki satışlarımın %51'i hep takipçilerim. Çünkü ben sosyal medyada da paylaşıyorum, reklam paylaşımı yapıyorum. Vlog yayınlıyorum mesela, direkt Instagram'da paylaşıyorum. Beni burada izleyenler de oradan gelenler. Buradan gelenler mesela beni burada bir şekilde YouTube'da izleyip Instagram'a gelenlerle de arkadaş oluyorum. Onlarla da bir şekilde bir şeyler paylaşıyorum. Sadece kendi ticaretim olarak düşünmeyin lütfen. Onlar da ticaret yapıyorlar. Mesela atıyorum bir amigurumi bebek yapıyorlar ya da halı satıyorlar. Aklıma şu anda gelmiyor. İnanın takı satanlar var. Ben onlardan da alışveriş yapıyorum. Böylece birbirimize katkıda bulunmuş oluyoruz. Şu anda çok mu konuştum acaba? Gereksiz mi konuştum? Eğer gereksiz konuştuğumu düşünüyorsanız ileri sardırabilirsiniz. Ne demek istediğimi anlatabildim mi acaba? Onu da bilmiyorum. Neyse, ben şimdi kahvemi içeyim. Yine yapmam gereken bir sürü işler var. Onlara devam edeyim. Birazdan yine görüşürüz. Ve evimizin en güzel köşesindeyiz. Mutfak. Yemek saati. Karnım çok acıktı. O kadar acıktım ki. Kızım da şöyle mama sandalyesine koydum. Çünkü yürüyor ve şu çekmeceleri çekiyor. Çok korkuyorum. Üzerinde de ocak var. O çekmeceleri çekerken üstüne yemek tencere devrilecek falan diye böyle aklım gidiyor. Yıldırım mantı istedi. Ona mantı yapıyorum. Çok az mantım kalmış. Ancak bir tabak, o da yıldırma yeter. Yıldırma mantı yapıyorum. Ay kendime de fesleğen soslu makarna. Düştü mü annem? Al. Al bir tane. Al. Nerede öbürü? Yok anneciğim, ben sana başka biri. Al. Gel bak burada. Buraya bak. Mandallarla oynuyor. Dikkatini çekiyor onlar, onun renkli renkli. Kendime de fesleğen soslu makarna yapacağım. Çok acıktım ya. Ben bugün kahvaltı da yapmadım. Böyle acıktım yani. Acıktığımı hissettim. Anneciğim düşersin lütfen. Hissediyorum bu. Yıldırım uyuyor. Birazdan uyanır yemeklerin kokusuna. Güneş böyle atıyor. Benim alıp ona vermemi bekliyor. Bak. Ben de böyle bütün gün eğil kalk, eğil kalk kas yapıyor. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Ben bunu atıyorum, annem oluyor bana veriyor. Ben atıyorum, annem oluyor bana veriyor. Ay, gark yaptım, affedersiniz. Ağzımdan kaçtı. Süt içtim de gaz yaptınız. Oh benim aşkım. Bizdeki durum bu. Geliriz yine.